Yuva mı yaparsınız? Neyse dedin ha. Yumurtaları bir toplayak. Hareketli olsun. Bayağı bir yumurta var. Gidici ya. Çok uğraştık da gitgide azalıyor. Sıcaklık. Karsa. Cıbıl gizli aşkı yaşıyor. Hem de arka. Aynen. Tahmin edebiliyorsunuz. Sadece. Sıfırmış. Siz ne yapıyorsunuz lan? Ya bu kaynaşız ne de sizin? Bak bunu yavaş şimdi bak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yavaş lan. Yavaş kızım yavaş. Tamam. Vallahi özledim poli beni. Evet diri başlasın. Oğlum bak tamponu dağıtırsın, ağır vasıtasın sen bu aralar. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Neydir sizce? Çok şükür bizler iyi. Aynı devam. İnşallah siz de iyisizdir. Bugün de göreceğiniz hayvanlarımızın ve kümesimizden de yürürseniz her şeyin daha güzelleri sizlerin olsun inşallah. Gel lan böyle de bir sarılak. Canınızı yiyelim. Hadi bismillah. Sabah sabah. Tamam. En önce kümesleri açacağız. Birkaç gündür kümes açma işlemi bana kalıyordu. Avucuma da iyidir yani kalması. Önce şu çerataları bir çıkartalım. Bunlar çok büyüdü ha. Bizim işim var. Bıldırcınların çıkımı başlayacak. Aynı zamanda da kekikler çıkmış. Onları da göstereyim biz kaç tane. 1 2'ye geçiyoruz. Avucum şu. Bismillahirrahmanirrahim. 2 Uyanı güzel çık haydi. Çık. Şimdi yatay. İkinci kafesimizi de açtık. Şimdi 3'e doğru gidiyorum. Hayır su duruyor. Ama biraz azalmış gibi. Domatı pis atmışlar yine bir akşamda. Neyse ki önemli değil. Bundan sonra en azından rahat rahat şey yapabiliyoruz. Temizliğini yaparız. Şimdi ne var lan bunun ya? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karışık sürüm ben seviyorum. Hadi haydi. Haydi 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 yamacı maca için haydi. Maşallah maşallah. Bu sürümlerin hepsini bir kümese toplayacağız. Bunu gece yapacağız bu işlemi. Gündüz vakti zaten yapamayız arkadaşlar. Gece vakti yapacağımız için de burayı güzelce ayarlayacağız. Nasip olursa, kısmet olursa inşallah. Oy, bir şey kalmadı yani. Gece fenerleri alacağız, tamam mı? Ben şimdi bizim uşakları ayarlayacağım. Kuzen muzen işte bu arkadaşlar. Biri fener tutacak, biri video çekecek. Gece karanlıkta çünkü bir şey görmeniz mümkün değil arkadaşlar. Etraf komple simsiyah, kapkaranlık. Direkt almaz ışığında da olmaz. Hem öbür kümesten toplamamız gerekecek. Hem bu kümesi. Bayağı bir de hayvan var. Hepsini toplayıp bir de buraya yığacağız arkadaşlar. Tabii ondan öncesinde burayı da hallederiz. Toka sen kurk mu oldun kızım? Ha? Kurk mu oldun Tokyo? Tamam sen yatıracağım sen rahat ol. Şöyle otu motu alak da. Bir arkadaş şey demiş. Şu tavşanların alanının, cücelerin birazcık fazla abartılı olduğunu söylemiş. Çok haklı demiş. Bugün bu haklı. Lan nereye? Geri gir. Al bu at da oraya, abacım açlarını. Ah. Çok haklı.
O yüzden burayı biraz sökeceğiz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde oynayacağım burada. Böyle şuruntularımı toplarak bilmirem. Şöyle. Bir bakalım fazlalıkları alacağım. Şimdi öncelikle karın bir anlamı yok. Şunun içinde yuva var mı? Yok. Şöyle şunu koyalım. Bak işte. Birlikte yapalım. Tamam mı? Birlikte yapalım. Size bir şey yapmamış. Babamın işler. Babamın işler uşaklar. Durun. Burayı böyle açacağım. Ya. Şuradan da açalım. Seyredici olsun ama ya. Aynen öyle. Şuraya işte. Şunu çıkartalım. Nasıl yemeyeyim ya? Al ye. Al ye. Al ye. Al ye. Tarım bize zaten bir mantığı yok. Şu tepedekinin de bir mantığı yok. Tavşanlar tarı ne yapsın ya? O yüzden sökmek en mantıklısı şu an. Şimdi hızlıca şeyi de alacağım. Şurayı da hızlıca bir sökelim. Biberi her yerden yıkanmış. Her zaman gibi. Of. Ağlandım. Bildiğim kafamın üstü ağladı komple. Bakalım buraya. Kendi kendilerine artık. Oynar bilir. Yuva mı yaparsınız? Ne? Siz dedin ha. Burada yuva var mı? Burada da hiçbir şey yok ki. Boşu boşuna bu var. Polim yapmış. İçi boş bunun içeri. Şu şekilde tepesini döndürse böyle daha mantıklı yuva yaparlar. Şöyle yapalım mesela. İşlememiz de tamam. Güzel oldu, açıldı biraz. Öneride bulunan arkadaşa teşekkür ediyorum. Şunu kaldırmayacağım. Bunu da çıkarsam daha güzel olur da. Bunu bayağı uğraşmış babam yaparken. Gerek yok. Zaten alttan yiyor tavşanlar bunu. Kemiriyorlar ya, kemirsinler. Şimdilik bence ideal. Buraya bakarsınız, başka bir şey yaparız. Güzel. Siz ne yapıyorsunuz la? Siz ne yapıyorsunuz? Aha, borudan geçiyor. Geç la. Canlarım benim, maşallah maşallah. Sen daha düz yolda yürüyemiyorsun sen ha? Kaya kızım benim, koca oldum ben. Kara kız. Kara kızım benim, kara kızım. Ha, gümüş. He, la yesene şunları, bak size ot ot. Çiçekler de var. Yemiyorlar. Ah, tamam. Evet, buradaki ayakları tutmayan tavşanımızı da arkadaşlar götürdük. Burada dayı zaten veterinerde. Şimdi ben yumurtaları toplayacağım. Onu da merak etmişsiniz dedim, söyleyeyim. Herhangi bir problem yok. Doğuştan gelen, çok eskiden olmuş zaten.
Ya bu acı çekme meselesi gibi bir durum da söz konusu değil. Ama yumurtaların üstüne toplasam ne olur ki bunları? Mantıklı. O yüzden öyle merak etmeyin. Bazı arkadaşlar çok üzülmüş buradaki o şeye. Oo, yeni yavrular da var arkadan çıkan. Maşallah. Ya problem yok ya, anlayacağınız. Şurayı da hızlıca toplayayım. Şey diyenler var abi, neden şey yapıyorsun? Aha. Çabalacı yiyeceğim. İşte şu bölmeyi neden kaldırmıyorsun? İki kafes zor olmuyor mu? Açıkçası buranın kalkması sıkıntı. Uzun vadede belki bulucular azalır. İkiye bölmeyiz, tek kafese düşeriz. Ya kafesi verimli kullanabilmek için ikiye bölünmesi daha iyi. Bu şekilde biz memnunuz arkadaşlar. Çok şükür. Bayağı bir bulucu yumurtası toplayacak gibiyim. İşte şimdi var ya, deli gibi açıldılar havalar ısındığı için. Bir 10-15 günlük bulucu yumurta toplamama yapabiliriz. Yorumlar halim. İstisaz yaparım kardeş. Bugün böyle rutin işler yapacağım. Kümesteki diğer işleri başka zamanlar. Hele hayvanların taşıma işlemini çok önemsiyorum. Oo, bu yumurta çok güzeldi. Deseni falan. Taşıma işlemini gece yapacağım için bugün yapamam. Gurk ol, gurk ol. Gurk değil. Tamam, sakin olun. O gurk tavuk da kayboldu. Kuldecim pardon. Sürekli elime vuran, çarpan kuldecim yok piyasada. Tekrardan çok seviyorlar orayı, yumurta sanmayın. Burada başka yumurta var mı? Göremedim, öbür tarafa geçebiliriz. Zaten ağırlıklı öbür tarafa yumurta yapıyorlar. Bunlara yine bir toprak getirmek lazım. Da ne zaman? Acaba? Ben şurada var, bunu da alayım. Bayağı da büyük yumurta sanmaya başlamışlar bile. Hadi bismillah. Bunlara yine toprak yatıralım da şöyle yapalım. Vakit bulursak burayı az da büyüteyim ben de buraya düzgün doldurur. Hemen bitiriyorlar toprağı. Oğlum bak dışarı çıkmayız. Dışarı tehlikeli. Tehlike. Maşallah maşallah. Buradaki bıldırcın popülasyonu daha sağlam. Hayvan sayısı çok olmasıyla birlikte yumurtayı da buraya salıyorlar. Dipte köşede her yerde yumurta bulmak çok olağan. Hoşuma yetmemi gidiyor. Hele şu kırmızı kutuyu kullanmaları beni benden ayrı kardeş. Çünkü bu kırmızı kutuyu ben yaptım. Elemeyi göz nuru arkadaşlar. Uğraşmıştım. İlk koyduğum zaman kimse bu yumurta salmamıştı bu kutuya. Çok üzülmüştüm. Şimdi koyduğumuz borulardan bile geçerken, onlar geçerken ben burada içim ağrıyor, içim baba. Aynı maşallah maşallah. Sen canın yerim. Hele bir tane daha geç. Oh, diyorsun içimden geçir, her geçişi daha güzel ya, maşallah. Bir daha geç, aslanım benim ya. Hele şu yumurtaları bir toplayak. Hareketli olsun, bayağı bir yumurta var burada bu arada. Yani az buz da değil. Hadi. Hadi bakalım. Toplarken bir yandan da bakıyorum ki şey var mı? Yeni yumurtaya çıkmış hayvan falan var mı? Biri geldi yine de bak mübarek kim geldi şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Aha, sayıyor musunuz yumurtaları? Bir pıltırçınlarım benim, pıltırçınlarım, pıltırçınlarım. Açını burnunu kıtayım, açını burnunu yerim. Pıltırçını sen bak da kolay ya. Dur hele bak pıltırçınlarım. Şöyle bol bol çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Severim sizi kardeş ha, buraya da yumurta salmışsınız. Dur hele bak hele. Dur hele az az bir dakika. Maşallah maşallah, bayağı artmış yumurta. Derin yerdeyse. Heh, yine buraya biri gıçını soğmuş, bak buraya yumurtlamış lan. Nasıl becerir siz arkadaşlar?
Evet, yumurtaları saydınız mı bilmiyorum. Saymadıysanız canınız sağ olsun. Ama güzel yumurta topladık, sevindim. Çünkü daha 2 gün olmadı bile neredeyse ve verim bayağı hızlı artmış. Güzel yumurta salmaya başlamışlar. Bu durum beni mutlu etti. Demek ki daha çok yumurta alabileceğiz. Daha çok sahiplendirme yapabileceğiz. Duruma vaziyete göre çıkırım kardeş. Bu iş de tamam arkadaşlar. Bütün işleri hallettik gibi. Şok şok şok. Karacöz ve cıbıl gizli aşkı yaşıyor. Hem de arkalarda. Zula mı var orada acaba? Bakmak lazım arkadaşlar. Arkadan görünüyor o zaten. Cıbıl oraya yumurta mı salıyorsun? Neyse bakacağız. Hades. Aslanım Hades'im benim maşallah. Hades'i seviyorum ya. Hala babam bizim Tokyo burada neyin üstüne inmiş. Tokyo yumurtan bile yok, yatırsan hemen kafan. Yok ki yumurtan Tokyo. Tokyo yatıralım mı arkadaşlar? Yılın 6. kurt tavuğu Tokyo. Tokyo her yıl zaten 4 sene kurt düşüyor. 4 kurtunda da iyi cücü çıkartıyor. Güzel de bakıyor. Havalar çok ısındığı için yakında bütün kurtları dışarı karıştıracağım ve kafesleri boşaltacağım. Hele buradaki hayvanlar hayına bak. Fedai. Ya sürünün fedaileri ya bu brakerler. Rahat durur mu? Hiç rahat durur mu? Fedai'im benim senin. Otursana lan. Çok yumuşak da tüyü var. Sabaha kadar sever ama sarı. Tamam. Şimdi gelin biraz da planlarımdan bahsedeyim. Sonradan da. Çünkü bayağı yoruldum şu an. Ter kafamın alnımdan çıkıyor var ya. Genel olarak kümeste her gün farklı işler yapmaya çalışıyoruz. İşte dün havuzu yaptık. Bugün de mecburen kümesin diğer taraflarıyla uğraşmak zorundayım. İşte bıldırcınlar yumurtası, tavukların yumurtası, işte hayvanların otu, keklerin kümesine de bakarız. İşte o bu derken teferruatlı şeylere giriyoruz. Kümesin genel işleriyle uğraşıyorum. Yarın da belki bir yeri yaparız. Hepsini bir arada yapmak zor çünkü. Onu söyleyeyim öncelikle çünkü soruyorsunuz. Diğer açıdan buradaki ortamı nasıl değerlendireceğiz? Burayı şu şekilde bütün sürüyü taşıyacağız ya. Zaten geceleri hayvanların birçoğu şurada yatıyor. Akşam geleceğim bunları komple toplayacağım buradakilerini. Götüreceğim ana yeni yaptığımız kümesin içine. Ondan sonra böyle etrafa bakarız hepsini oraya taşıdık mı? Bura bomboş kalacak. Kapıyı kapatıyoruz arkadaşlar. Bu kapıyı. Çünkü gündüz orayı açınca onlar tekrar buraya girmek isteyecek. Giremeyecek. Biraz orada baktıktan sonra burayı artık civcivlere atacağız. Biraz da böyle temizlik yaparım. Şu civcivler de az büyüsün. Burayı da komple kaldırırız. Şu ortayı da temizleyeceğim, açacağım. Burası artık kurt tavukları ve civcivlerin alanı olur. Kafeslere koyduğumuz civcivler burada ferikte bu alanda büyüyebilirler işte olarak. Bu arada arkadaşlar renkli cücükler gidici ya. Çok uğraştık da gitgide azalıyorlar. Ne kadar uğraştıysak yok. Hayvanlar maalesef. Yalan yani. Zaten belliydi de. Geçen sene mesela pembe de hatırlarsınız pembeyi. Bir geldi de yani bakamıyorsunuz. Bu tarz hayvanlar için öyle işlemler yapıyorlar ki. O işlemlerden sonra bu hayvan hayatta kalması zorlaşıyor. Bizim pembe hayatta kalmıştı. O da büyüdü birden bire gitti. Ya demek ki bu süreçte ne yapıyorsalar artık hayvanlara kimyasal mı geçiyor? Ona net bilgim yok. Bilen varsa yorum yapabilir. Bu hayvanlara nasıl bir işlenme yapılıyorsa bu büyüdükleri zaman bile gidiyorlar yani. De zaten normal şartlarda da en çok yaşayan da böyle 2-3 hafta yaşıyormuş renkli cücükler. Zor. Yaşayanlar var. Ağırlıklı ölüm çok oluyormuş arkadaşlar. Canımın sağ olsun. Ben istedim birkaç tane oradan belki büyür ama yok herhalde. Böyle giderse hepsini kaybedeceğiz gibi arkadaş. Maalesef. Sindirim sistemin problemleri var ama biraz sıkıntılı. Büyük problemleri var. Düzeltemiyoruz. Hiçbiri sağlıklı değil. Şimdi gelin. Neydi lan bizim şeyler? Kekliklere gösterir mi size bak. Çok küçükler. Çok dikkat harcı edeceğim. Bismillah. Ayna. Siz orada ısınıyor bu şirin. Kuzucuna benziyorlar ama bunlar keklik yavrusu. Hala bir dur. Hala bir jet. Çok hareketliler. Cimcimeler size ha. Baba. Ha baba. Şeye de benziyor bunlar. Deve kuşu yavrusuna da benziyor. Minnacık şirisiz. Ben kurk altındaki bıldı şeyle kekleri çok merak ediyorum çıkacak.
makineden çıktı bunlar. Şu makineye bakmıştık ya. Gurk tavuğu kalkmıştı ya arkadaşlar yumurtadan. Tabi o makineye koymuştuk kekik yumurtalarını. Şimdi işte o kekiklerimiz çıktı. Buraya iki zaten affetmez çıkar. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Oğlum sensiz olsunuz da ya. Bunu ayır. Başka yumurta yok sen çıkar. Ne oldu? Ne oldu? Sen de çıkın devam ediyor. Biraz sepet alıp da. Çatlatmış. Hareket de var. Güzel. Hıldacınların yoğurunu düzleyelim. Maşallah dur şimdi. Şimdi dayoklu. Şu sepeti alalım. Kekik yavrusu çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Çıkarsa bizden, çıkmazsa canı sağ olsun. Ama çıkar Allah'ın izniyle. Şöyle hızlı hızlı dizeceğim. Şöyle belki bunlar da çatlar mı bilemiyorum ya işte ama dibe koyak. Bakarsın çıkar mıkarlar, günahtır. Devam etsinler çıkmaya. Sanmıyorum gerisinin çıkacağını da. Boştur belki de hiçbirine. Çünkü bakmadık bile, dolu boş kontrolü yapmadık. Öylece attım çıktı. Bu arada Purek bunları çevirmesiz çıkarttı. Onu da ekleyeyim. Ben zaten o tarz şeylere pek şey yapmıyorum. Yani yumurtanın çevrilmesi nem olayı makinede. Bunların hepsi bence teferruat arkadaşlar. Önemli olan sıcaklık. Bu çatlatmış güzel. Bu çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Şu yumurtaları alalım. Kırık. Kırık kırık. Hiç çevirmeden çıktılar. Diyeceksiniz ki öyle oluyor mu? Yok arkadaşlar. Makine iyiyse, ısıyı yeterince eşit dağıtıyorsa içeride, emin olun hiçbir şey olmaz. Aha bunlar da kırıldı şey, kekik yumurtası. Bunlar da öyle ekledik oraya, öyle durur. Allah'ım sen bereketle eyle inşallah. Rabbim sen güzel bir çıkın nasip eyle inşallah. Dolu boş kontrol hiç yapmadım arkadaşlar. Bilmiyorum. İçinde ne var, ne çıkacak. Sen bıldırcınla bu tarz hayvanlar da öyle boş dolu kontrolü kim yapıyor ki ben yapayım. Alırız umarım. Bismillahirrahmanirrahim. Alırsak zaten sıkıntı yok. Güzel, bayağı yumurta var. Çıkarsa ihya eder abi. Bir 50 tane falan çıksa yeter bana. 50 de çok ya. 30 tane çıksa da yeter. Azından 140 tane falan varmış sanırsam burada. Siz öyle demiştiniz. İnşallah bir o kadar vardır. Şöyle bismillah. Puro puro puro. Canın yeren puro. Güzel. Bakalım tamam. Şimdi ışığı da kapatalım. Manuel'e de aldık makinemizi. İnşallah güzel bir çıkım bizi bekliyor olacak. Şuradaki cicilamı da göstereyim. Ondan sonraki işimize geçelim birlikte. Hay maşallah maşallah. Bunlara sağlıklılar. Renkli cicilerimiz üzüyor bizi. Çünkü sağlıklı değiller. Ne yapalım? Üzülüyorum ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Buranın kalabalığına bak. Maşallah, maşallah. O yüzden renkli cicilere para mara vermeyin. Almayın ki yapmasınlar şu işi ya. Bu hayvanların günahı ne, suçu ne bak. Yemiyorlar ama. Yani yok. Yaşar mılar bilmiyorum. Umarım yaşarlar. Da biraz zor. Ölümler daha çok olacak gibi. Bunların hepsini kaybeder babamın dediği gibi. Zaten belliydi biz gördüğümüz zaman da. Almayın arkadaşlar. Renkli cücük almayın. Bir ama inşallah patata rast gelmez. Bana kasayı komple alır. Ooo ediyle bir de havuza girmiş bile. Şerataler. Oğlum benden izin aldın mı lan sen havuza girerken? Ha?
Sen havuza girdin ya, benden izin aldın mı? Çok huzurlu bir ortam. Yani kazlar gerçekten de insana bayağı bir huzur veriyor arkadaşlar. Bunları izlemek, gözlemlemek. Fazlası değil. Zaten böyle bir şey yapıyorsan en az, en fazla 2 tane falan olacak. Kazın çoğu sıkıntı arkadaşlar. Niye sıkıntı onu da söyleyeyim. Çok fazla olunca çok fazla gürültülüler, pisler, çamuru seviyorlar, tavuk çamuru sevmiyor. Ya bir sürü teferruat var tabi yumurta ama sorun yaşarsınız yani. Böyle az alın, öz alın. Ruhunuzu dinlendirsin. Bunlara güzel bir havuz yapın. Onların mutluluğunu izleyin. Ya bütün dünyaları size verseler bu hayvanların o mutlu oldukları dakikaları değişmezsiniz. Neyse hadi. Büdü, kamış, neyse adın sana, bambu. İşim var kardeş. Ucundan burayı komple keseceğim. Şunları biraz artık alttan keserim. Tavuklar yemiyor. Ebe gümeci miydi? Neydi işte? Neyse. Çok yemiyorlar. Çok nazlı yiyorlar. Almanya'dan geldi bu bana. Bak. Samimi söyledim. Rambi lambriye bir geçeyim. Çok güneş var. Gösteremiyorum. Şöyle bir bıçak, makas. Pide salamı. Buradan çok teşekkür ediyorum. Kendisi Almanya'dan bizi izliyordu. Bugün bayram gerçi buraya gelmiş de gelirken de bana böyle bir makas almış arkadaşlar. Alman makası. Var olsun, sağ olsun. Tek Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Alman makası kardeş. Sağlamdır. Bak sapı da uzanır. Bak bak. Bak. Kalite. Şöyle bir şey. Çok kullanışlı. Hoşuma gitti. Otları böyle hızlı hızlı biçebiliyorum. Böyle tak tak tak. Sürekli tırpana ihtiyacım yok. Pratikleşti işe. Böyle bir göstermek istedim. Sizler de düşünürseniz kendi kümeslerinizde böyle bir makas alabilirsiniz. Kendi ülkemizde de var biliyorsunuz bunların. Hem tanıtımı yapayım hem göstereyim dedim hem de buradan halama selam yollayayım. Ellerinden öperim. Allah razı olsun. Allah var etsin. Bu hayvanların eti bile siyah arkadaşlar. Simsiyahlar. Gözlerinin içi simsiyah. Ayakları simsiyah. Kafasındaki et parçası simsiyah. Ağzının içi simsiyah. Göz bebeği simsiyah. Görmeniz mümkün değil hayvanları. Çok güzel kaliteli hayvanlar. Hamdullah Ekin abimden zamanında şampiyon hattıydı bunlar. Ötücü de bu şekilde. Yani siyahı seven bir adam için ayam cemani vazgeçilmez bir hayvan. Yumurtasına gelirsek yumurtası siyah değil bunların. Siyah algısı var ama internette gördüğünüz, gazetelerde gördüğünüz siyah yumurta amu kuşu diye bir kuş var. O hayvan yumurtluyor siyah yumurtayı ve onu kullanarak bunların satışını yapmaya çalışıyorlar. Daha çok albenisini artırıyorlar vesaire vesaire arkadaşlar. Bu hayvanların gerçek anlamda eti de simsiyah. Yani normal tavuk eti değil, derisi değil yani. Etinin içi de siyah. Bazı arkadaşlar bu hayvanların mesela pişirip yiyip yemediğini soruyorlar. Tabii ki yenebiliyor. Ben öyle pişirmedim ama yani tahmin edebiliyorsunuz. Sadece diğer tavuklara nazaran
siyah olması, başka bir şey değil yani. Biraz araştırınca siyah salan bir ayam cemalini de görmedim açıkçası. Hatta bakalım ki yumurta var mı içeride. Bazı arkadaşlar şunu söylüyor, çok saf bir kan varsa bizim ülkemizde, bak burada bir tane yumurtası var. Bu şekilde, bu renkte. Çok saf bir ayam cemalini olursa işte yurt dışında siyah yumurta salan varmış falan diyorlar. Ben pek inanmadım açıkçası. Çünkü illaki öyle bir şey olsa Türkiye'de de görürdük, bulurduk. Ne bileyim. Ah size. Ayam cemal yumurtası bu. Çok konuşulan, herkesin dilinde olan, gazetelerde görüp abicim siyah bir yumurta salan tayok varmış diyen. Yok abi. Satış stratejisi bence. Size ilerleyen zamanlarda çok şeylerden bahsedeceğim. Siz daha durun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam cemani böyle işte, sıcağa soğuğa da gayet güzel toler olurlar. Sıcakta dışarıda bırakırsanız bunlar hoz olur. Çünkü çok fazla siyahlar, sıcağı güneşi emecektirler arkadaşlar. Gelirsiniz ki kurumuşlar. Şaka yapıyorum tabii ki. Yine de siyah hayvan oldukları için korumaya çalışsın. Bütün hayvanlarımızın kendine has özellikleri ve tavırları, kendi ortamlarındaki o mutlulukları bizleri çok mutlu ediyor. Keklik kafesimizdeki kekliklere bakarken, onların güneşle haşır neşir olması, dipte köşede eşiniyor olmaları, ortamları ne kadar sevdiklerinin bir göstergesi. Diğer yandan tavuklarımızın huzuru ve mutluluğu, tok tok gezişleri, etrafta takılmaları, serinde oturmaları, yine bizleri kerza çok mutlu ediyor. Çünkü onların mutluluğu için yapıyoruz biz her şeyi. Çünkü onlar mutlu olsun diye çabalıyoruz. Onlar mutlu olursa biz de mutluyuz değil mi arkadaşlar? Hayvanlarımızı ve hayvan sevgimizi daha çok insana tanıtabilmek için yardımcı olun bizlere arkadaşlar. Videolarımızı beğenin, yorum düşün. Aramıza katılarak hayvanlarımıza destek olun. Hepinizi çok seviyorum. Bugün arkalar diyarında güzel bir gündü benim için. Ufak tefek işler yaptık, bıldırcınları çıkıma aldık ve yakındır bütün sürüyü kümesi taşıyacağız. Kümesi boyama işlemini de taşıma sonrasında yapmayı düşünüyorum. Bir bakalım durumu gözlemleyelim, birlikte yapalım her şeyi arkadaşlar. Yarınki videoda görüşürüz, her gün 19.00'da sizinleyim biliyorsunuz. Olur da video atamazsam, olur da bulamazsanız emin olun videoyu yetiştirememişimdir. Yani Allah izin verdiği sürece, nasip olduğu sürece ben elimden geldiğince sizlere video atmaya çalışacağım. Atamazsam da kusura bakmayın.